Twitter'ın küresel hükümet ilişkileri hesabından yapılan açıklamada bu adımın mahkeme kararlarına yanıt olduğu ve platformun Türkiye'de erişilebilir kalmasını sağlama amacı taşıdığı kaydedildi. İçeriklerin dünyanın geri kalanında erişilebilir olacağı ifade edildi. Açıklamada ilgili hesap sahiplerinin işlemler hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Evet, yetkili merci o akşam Yüksek Seçim Kurulu bu seçimlerin olması gerektiği gibi gitmesi noktasında yasal olarak bir fiil orada nasıl olması gerekiyorsa kim denetleyecek? Kim sorumlu? Yüksek Seçim Kurulu. Peki sonuçları onlar nereden takip edecek? Bir de ona bakalım. Kokpit diye bir ekranları var Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin. Buradan takip edecekler. E, ayrıca sadece Yüksek Seçim Kurulu üyeleri değil seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de bu kokpit adlı ekran açık olacak. Yüksek Seçim Kurulu seçimlerine yönelik teknik hazırlıklarını tamamladı. Kurulun kendi mühendislerince hazırlanan yazılım seçim bilişim sistemi yurt içi, yurt dışı, il, ilçe, temsilcilik ve gümrük kapıları olmak üzere toplanan seçim sonuçlarının eş zamanlı izlenebilmesine olanak tanıyor. Kurul üyeleri ve siyasi partilerin YSK temsilcileri kurul odasında seçim sonuçlarını kokpit adı verilen ekran üzerinden izleyecek. Kokpit ekranı YSK konferans salonunda seçime girme yeterliliği bulunan siyasi partilere de açık olacak. İlçe seçim kurullarında seç sistem girilen veriler doğrudan YSK'ya ulaşacak. Eş zamanlı olarak da siyasi partilerle paylaşılacak. Bültene başlarken söyledik artık liderler son seçim programlarını yaptılar dedik. Kemal Kılıçdaroğlu yaptı bitirdi bugün öyle saatlerinde atanın huzurundaydı. Anıtkabir'deydi. E, seçim programını orada bitirmeyi tercih etti Kemal Kılıçdaroğlu. E, Erdoğan da bu akşam akşam namazında Ayasofya'da noktalayacak bu seçim programını dedik. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu hem Anıtkabir'e gitti bugün hem de Mustafa Kemal Atatürk notuyla bir video paylaştı. Kemal Kılıçdaroğlu bu son dönemde Twitter'ı çok aktif kullandı bu kampanya sürecinde. E, çok video paylaşımı yaptı. Her videosu da çok konuşuldu. Bu kez Mustafa Kemal Atatürk notuyla paylaştı ve gençlere seslendi. Bakalım ne dedi? İkinci yüzyıla giriyoruz gençler. Ve şimdi yeni bir neslimiz var. Sizler varsınız. Hep beraber karar vermemiz lazım. İlk yüzyıldaki gibi Atatürk'ü sadece ananlardan mı olacağız... Yoksa bu yüzyılda anlayanlardan mı? Bu nesil anlayanlardan olacak. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu hesabında Mustafa Kemal Atatürk başlıklı bir video paylaştı. Onu ananlardan mı yoksa anlayanlardan mı olacağız diye sordu. Bugün hayatta olsaydı ve sizleri görebilseydi sevgili gençler, içinizde dünyayı değiştirmek için yıldızlara ulaşma gücü, sabır ve tutkunuz olsun derdi. Bu olanlar için moralinizi bozmayın derdi tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklayın derdi. Olmuş olan için artık strese girmeyin, olabilecekler için savaşın derdi. Değişimin sırrı burada derdi. Vatansever olun derdi. Kılıçdaroğlu yeni bir Türkiye mesajı verdi. Çok heyecanlıyım dedi. 15 Mayıs günü Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek sevgili gençler unutmayın. Aslında 15 Mayıs günü Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bu millet yiğit kadın ve erkekleriyle vatanseverlerin yurdu olarak kalacaktır. Ve bu özgürlük dünyaya büyük ilham verecek. Bütün dünya sizi konuşacak gençler, sizin vatanseverliğinizi, bu vatanı nasıl kurtardığınızı. Gençlerimin ve ülkemin geleceğine inancım sonsuz. Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı olun. Haydi kalın sağlıcakla. Evet mesaj bu. Anıtkabir ziyaretini madem o kadar anlattık gelin bir de görüntüsünü ekrana getirelim. Seçimden bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir'i nasıl ziyaret etti gelin bir bakalım. 14 Mayıs'tan önceki son durağı Anıtkabir oldu. Atanın huzuru oldu. Kılıçdaroğlu ve heyeti elinde karanfillerle Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine yürüdü. Kalabalık gittiler atanın huzuruna görüyorsunuz. Kırmızı karanfiller bıraktılar ve CHP lideri sonra o anları paylaştı Twitter hesabından. Cesaret eden kazanır. Biz atamızdan öyle öğrendik. Gençlerle birlikte anıt kabirdeyiz. Notunu düştü bugünle ilgili yaptığı paylaşma. 14 Mayıs en heyecanla beklediğimiz gün ama 15 Mayıs'ı da merak ediyoruz ve ne yazık ki 15 Mayıs'a dair İnsanlarda endişe yaratabilecek bazı açıklamalar geldi iktidar kanadından. Günlerdir biz bunları sizlere aktardık. Ee, sizler de zaten sosyal medyada görüyorsunuz. En son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun bir Twitter mesajı vardı. Orada 15 Temmuz'da yaptığımız gibi gerekirse e, dimdik dururuz tarzı bir ifade kullandı. Neyin karşısında sorusunu sordurdu. E, vaktiyle hatırlıyoruz Hulusi Akar'a e, vur de vuralım öldür de öldü ölelim diyenlere onun da vakti gelecek dediğini ya da Binali Yıldırım'ın çıkıp muhalefeti işgalci diye nitelendirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bunlar acaba Erzurum'da yaşanan o saldırının benzeri Allah muhafaza bir daha öyle bir manzaraya neden olur mu? Böyle bir endişe var. Fakat e, bazı açıklamalar gelmeye başladı. Bu açıklamalardan sonra tonun değiştiğini görüyoruz. Onları da paylaşmak isteriz sizlerle. AKP'nin kurucuları arasındaki Ertuğrul Yalçın Bayır, seçim sonuçlarına ilişkin bir mesaj paylaştı. Herkes sonuçlara saygı duymak zorundadır dedi. Yalçın Bayır Abdullah Gül'ün başbakanlığı sırasında başbakan yardımcılığı yapmıştı. Mesajında seçme ve seçilme hakkı en önemli insan haklarından, bu hakkın kullanımı ve sonuçlarına katlanımı insan onurundandır, dokunulamaz ve vazgeçilemez. Sonuçlarına herkes saygı duymak zorundadır. Saygı ve sevgi bizi birbirimize bağlar dedi. Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'den de bir mesaj var. 1950 yılında da seçimin 14 Mayıs günü yapıldığını hatırlatıyor. Dilerim bu da 73 yıl önceki o seçim gibi düzgün ve güvenilir bir seçim olur. Yani kimsenin baskı ve etki altında bırakamayacağı, bağımsız ve tarafsız hakimlerin kontrolünde, hiçbir şüpheye yol açmayacak bir düzen içinde gerçekleşir ve ülkemizin bugünkü sorunlarını kısa zamanda sona erdirebilecek bir parlamenter yapıya kavuşmamızın başlangıcı olur." dedi. Evet, az önce bazı açıklamalar hatırlattım size. Neden endişeleniyoruz, neden kaygı yaratılıyor diye. Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Son 10 gün kala çok pis şeyler olabilir, dikkat edin demişti. Sakin kalın çağrısını yineledi. Erzurum'daki saldırıdan sonra da bunu yaptı. Ama e, suikast iddiaları geldi gündeme e, ve... Gürcistan'dan Türkiye'ye bir suikast timi girdi iddiası konuşuldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenlenebileceği ihtimali dile getirildi ve bu iddia ile ilgili değil de bu iddiayı dile getiren gazeteci ile ilgili soruşturma başlatıldı. Daha 6 gün oldu. İşte pazar günü bu stüdyoda yaşadık o anları. Ekrem İmamoğlu'nun mitingine katılan gencecik insanlar, genç, yaşlı, çocuk kanrevan içinde kaldı. Ne oldu? Dünkü mitinglere Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu da çelik yelek giyip çıkmak durumunda kaldı. Koruma polislerinin sayısı artırıldı, uzun namlulu tüfekler verildi ellerine. Dün böyle bir manzara gördük tüm bunların sonrasında. Fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yani aslında tüm siyasetçilerin, tüm adayların bu kampanya sürecinde güvenliğini sağlamakla sorumlu en üst düzey kişi Süleyman Soylu. Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı bu çelik yelek görüntüsü üzerinden. Suikast iddiasını inandırıcı bulmadığını söyledi Soylu. Ve Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nun çelik yelek giymesini tiyatro olarak nitelendirdi. Dün, dün Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yörünmesini de sağladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görünmesini de sağladığı içeri gerekmiş On bir seçimdir. bu ülkede seçim yapıyorsun. Kılına bir zarar gelmiş mi? Burnuna sene konmuş mu? Ve da dönüp bununla ilgili şöyle bir problemim ve şöyle bir sıkıntım var değil. Bize müracaat ettiğin hangi bir meselede Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunun tedbirini almamış. Biz Güneydoğu'da çocuklarımız rahat okula gidemezken şu anda çocuğu, çoluğu, annesi, kızı, herkesi nasıl bir hayat yaşadığını Tepevada, Peyeri'den, Kurtarın'da huzura getirdin bu Türkiye'de. Aralarda İstanbul'a yürümüşsün. Kilometrelerce yürümüşsün. Ayağına en ufak bir sıkıntı gelmiş. Bunu sağlayan bir güvenlik Türkiye'yi. Sanki bir şey varmış gibi.